öğrencilerimiz merhabalar. E, paragrafta anlamdan devam edeceğiz bugün. İlk videomuzda e, konu, ana düşünce, başlık, e, kahramanlar e, ve bakış açılarını işlemiştik. Bu videomuzda devam ediyoruz. Paragrafın yapısında arkadaşlar her paragrafın giriş, geçme, sonuç bölümü olduğunu ve bu bölümleri oluşturan tüm cümlelerin Birbiriyle anlamsal ya da şekilsel bağlarla ilişkilendirildiğini biliyoruz. E, hangisi soru köklerinden gidelim? Hangisi giriş cümlesi olur ya da olamaz? Karşımıza sıkça çıkan bir soru köküdür. Aşağıdakilerden hangisi giriş cümlesi olabilir ya da olamaz? E, bunda dikkat etmemiz gereken şey şu: Bir cümle, bir paragrafın giriş cümlesi olacaksa, okuyucuya kendinden önce hiçbir cümle düşündürmemelidir. Kendinden önce herhangi bir cümle söylenmiş hissiyatı vermemelidir. Giriş cümlesi genişletilmeye uygun, kendinden önce hiçbir cümlenin getirilemeyeceği cümlelerdir. Şimdi örnek 1'e bakalım. İneyim aşağı arkadaşlar. Hangisi paragrafın giriş cümlesi olabilir? Anlatımında özgünlüğü ilk sıraya koyan sanatçı yarınlara kalacaktır. Bu da gösteriyor ki sanatçı hiçbir ilerleme göstermemiş. Bu da derken buradaki de daha bağlacı ve bu ifadesi kendinden önce bir şey söylenmiş hissiyatı veriyor. Sanatçı için birinci öncelik toplumu eğitmektir çünkü. Çünkü dediği için bir şeyi açıklıyor, sebebini söylüyor. Kendinden önce bir şey söylendi. Böylece siz de eserin bir parçası olarak bulursunuz kendinizi. Böylece derken yine kendinden önce bir şey söylenmiş hissiyatı var. Ama A şıkkında bir giriş cümlesi olabilir. Genişletebilmeye uygun bir cümledir. İkinci cümleye baktığımızda ikinci soruya aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi son cümle olur? Sıralamayı soruyor bize arkadaşlar. Henüz hava karanlıktı. Pencereyi ardına kadar açtım. Ee, odanın içine gecenin serinliği doldu. Önce hoşa gidiyor sonra üşütüyordu insanı. Mantıksal bir sıralamaya koyduğumuzda zaten basit bir soru seviyesi yapabileceksiniz. Şimdi... Par paragraf oluşturmada dikkat edecek noktalara bakalım arkadaşlar. Paragraf oluşturma sorularında paragrafı oluşturan cümleler numaralanmış halde ve karışık olarak verilir. Öğrenciden uygun sıralama yapması istenir. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak için sıralama nasıl olmalıdır? Soru kökü sıkça karşımıza çıkar. Şuna dikkat edeceğiz. Önce parçaya giriş cümlesi olabilecek cümleyi bulacağız ve diğer seçenekleri eleyeceğiz. Bu size zaman kazandıracaktır. Yani şık eleme yöntemini kullanacağız. Giriş cümlesi olduktan sonra, bulduktan sonra geri kalan cümleler şekilsel ve anlamsal ilişkileri dikkat edilerek sıralanıp cevaba ulaşabilir. Cümlelerin bildirdiği iş, oluş sıralamasına dikkat edilerek de paragraf oluşturulabilir. Biz size nasıl öğrettik bunu? Arkadaşlar giriş cümlesini bulacağız, şıkları eleyeceğiz. Ardından kendimiz bir mantıksal sıralamaya koymaya çalışacağız. Eğer onu da yapamıyorsak biraz hızlı bir şekilde şıkları deneyerek doğru sıralamayı bulmamız gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Boşluk doldurma, boşluk doldurma sorularında paragrafın giriş, gelişme veya sonuç bölümünde boş bırakılan bir yere öğrencinin anlam akışına uygun bir cümle getirmesi istenir. Paragraf bütünlüğü içinde tüm cümlelerin birbiriyle bağlantılı olması gerekir. Bunu dikkat etmeliyiz. Bu size çözümde kolaylık sağlayacaktır. Boşluk doldurma ile ilgili soru kökleri arkadaşlar nelerdir? Konusu dikkate alındığında bu paragrafın öncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerin hangisinin gelmesi uygundur veya uygun değildir? Bu paragraf düşüncenin sıralanışı göz önüne alındığında bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bu paragrafın sonuna hangisi getirilebilir ya da getirilemez? Nokta nokta cümlesi parçalı numaralanmış cümlelerin hangisinden önce sonra getirilirse paragrafın anlam akışı sağlanmış olur. Bu soru köküyle çıkacak olan sorularda arkadaşlar parçanın başına, ortasına ya da sonuna getirilecek cümlenin parçaya anlam ve şekil bakımından uyum sağlaması gerekir. Paragraftaki her cümle anlamsal ve şekilsel boyutta birbiriyle bağlantılıdır. Bunu unutmayalım. Mesela birinci örneğe baktığımızda. Konusu dikkate alındığında bu paragrafın öncesi aşağıdakilerden hangisidir? Sabah sabah çık evden, akşam gel, türlü iş güç, türlü üzüntü, türlü yorgunluk. Ancak yatakta uykudan önceki yarım saat, bir saat, bazen de uyku kaçınca gece yaralarından sonra bir saat. O yarım saatler, bir saatler, bir iki bir iki koca kitapları deviren zaman parçaları veriyor işte. Bir de yollarda, vapurlarda, otobüslerde okumak var oturacak yer bulmuşuz. Şöyle aydınlık bir pencere dibi. Açarız kitabımızın yapraklarını, kendi evrenimize dalarız. Kalabalık varsın, sıkıştıkça sıkışsın, dursun. Evet, burada kitap okumaktan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi, şiiklere bakıyoruz. Kitabın hepsine yetiş, kitapların hepsine yetişmek zor. Ya okumaya zaman bulmak en zoru da bu. İnsanların bizden beklentileri çoktur. Vaktimizin çoğu bunları karşılamakla geçer. Geçim derdi çevremizdeki güzellikleri görmemizi engelleyen şeylerden biridir. Belki de ilkidir. Bazı insanlar yorar bizi. aldığımızı hissederiz. Küçük dünyamıza sıkışıp kalırız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar cevap siz de buldunuz. Koca kitapları deviren zaman parçaları oluveriyor bölümü. Yazarın okumaya zaman ayıramadığını anlatıyor. Bu yüzden parçanın başına A seçeneğinin getirilmesi en uygun. Ve... Anlam akışını bozan cümle. Arkadaşlar paragrafta tüm cümleler aynı konuyla hatta konunun aynı yönüyle ilgili olmalı. Konu dışına çıkan cümleler, konunun çok dışında kalan, bölümlerle ilgili olan cümleler paragrafın anlamsal bütünlüğünü bozar ve biz bunlara anlamın akışını bozan cümle deriz. Soru kökleri şunlardır. Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam bütünlüğünü bozmaktadır, hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır, hangisi çıkarılırsa anlam akışı sağlanmış olur. Bu üç soru kökü sıkça karşılaştırmış soru kökleridir. Bu sorular çözülürken paragrafı oluşturan cümlelerin birbirine şekil ve anlam yönünden yine bağlı olması gerekir. Bütünün konunun özeti budur aslında arkadaşlar konunun herhangi bir bölümünü ele almış olsa bile devamında da aynı yönü ele alması gerekir. O cümle orada tek başına kalıyorsa siz okuduğunuzda anlarsınız bunu. Anlamın akışını bozan cümledir. Şimdi birinci örneğe bakalım. Sözcükler hangi yetenekli kalemden çıkar kalemden akarsa aksın, bir resmi anlatmaya yetmez. Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz. Resmin kendi ışığının görünmesine yardımcı olur. Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir. Parçanın tamamında bir resmi anlatmak için sözcüklerin yeterli olmayacağı belirtilmiş. Öyle değil mi? Bakın burada onları söylüyor. Bu bakımdan 1 2 4 birbirlerinin açıklayıcısı ancak 3. cümle Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz. Resmin kendi ışığının görülmesine yardımcı olur. Diğer cümlelerden anlamsal boyutta farklı bir şey ifade ediyor. O yüzden düşüncenin akışını bozmaktadır. Evet, paragrafın ikiye bölünmesi. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz soru kökü şudur arkadaşlar. Bu parça açıklanan düşünceler bakımından ikiye ayrılmak istense İkinci paragraf hangi numaralı cümleyle başlar? Arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Paragrafta bir konuyu başka bir bakış açısından ele almaya başladığında kompozisyonlarımızda da böyle yaparız. Satır başı yaparız. Yani paragrafı böleriz. Aynı şey burada da geçerli. Dünyanın en tehlikeli boğazlarından biri olan Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yıldan yıla artıyor. 2001 yılında toplam 39.249 geminin geçtiği boğazdan son birkaç yılda yaklaşık 49.000 geminin geçtiği biliniyor. Bu yoğunluk nedeniyle boğazda kurulan 5 gözetleme kulesi ve bunlarda bulunan 5 termal kamera ile 24 saat gözetim yapılıyor. Bu yolla kazalara karşı en iyi biçimde önlem alınmaya çalışılıyor. Gemilerin boğazdan güvenli bir şekilde geçişlerinin sağlanması amacıyla 1994'te yürürlüğe giren Boğazlar Tüzüğü gereği Çanakkale'de kurulan Deniz Trafik İstasyonu büyük önem taşıyor. VTS adı verilen bu istasyon sayesinde boğaz güvenliği en iyi şekilde sallanıyor, sağlanıyor. Arkadaşlar baktığımızda parçanın konusu Çanakkale Boğazı ve Çanakkale Boğazındaki güvenlik uygulamaları. Parçanın ilk dört cümlesinde Boğazdaki yoğunluk ve güvenlik konu edilmiş. Beş ve altıncı cümlede arkadaşlar güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalardan bahsediyor. Yani konu başka bir bölümden ele alınmaya başlanmış, başka bir açıdan ele alınmaya başlanmış. Bu yüzden. Paragrafı ikiye ayırmak istesem 5. cümleden başlamam en uygunu olacaktır. Evet. Paragrafta cümlelerin yer değiştirmesi, tıpkı anlatımın akışını bozan cümle ve paragrafı ikiye ayırma sorularında olduğu gibi bu sorularda da kilit nokta cümlelerin birbiriyle olan anlamsal ve şekilsel bağlarının tespit edilmesi. Burada sizin çok düzgün ve doğru okumanız, acele etmeden, e, özümseyerek okumanız çok önemli arkadaşlar. Bununla ilgili karşımıza çıkan soru kökleri. Bu paragrafta anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerin hangileri yer değiştirmelidir? Ya da bu parçadaki anlam akışı aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla düzeltilebilir? Bakalım. Günümüz Ozanları ise şiiri tartışmak yerine Şiir yazmak istiyorlar. Nerede o 1940'ların, 1950'lerin coşkulu şiir tartışmaları? Şiirin miti, niceliği, niteliği, anlamlılığı kimseyi ilgilendirmiyor. Şiirin ne olduğu konusu uzun zamandır tartışılmıyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar dördüncü cümlede şiirin ne olduğu konusunun uzun zamandır tartışılmadığından bahsediyor. Birinci cümleye baktığımda da Günümüz ozanları ise şiiri tartışmak yerine şiir yazmak istiyorlar. Bence dördüncü cümle en başa gelecek, birinci cümle de dörde gelecek. Bu şekilde anlamsal bütünlük sağlanacak. Uzun zamandır tartışılmıyor. Nerede o kırkların, ellilerin şiir tartışmaları özlemini dile getiriyor. Kimseyi ilgilendirmediğinden şikayet ediyor. En sonunda ise günümüz ozanları Şiiri tartışmak yerine şiir yazmak istiyorlar diyor. 1 ile 4'ü yer değiştirdiğimde arkadaşlar anlamsal bütünlüğü sağlamış olacağım. Evet, çok sık karşılaştığımız soru köklerinden yine bir tanesi. Bu sorularda amaç parçanın hangi soruya cevap olarak söylendiğini bulmaktır. Size bunlar artık uzun paragraflarda çıkıyor. Bu parça aşağıdakilerden hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olabilir? En çok karşılaştığımız soru kökleridir. Sıkılmıştım. Hiçbir amacım kalmamıştı. Zaten yaratıcı bir yazar kendini tekrarlamaz. Kendini tekrarlarsa o zaman hiçbir şey yaratamaz. Ayrıca yazarlık insanı yalnızlığa itiyor, fedakarlık istiyor. Sanılanın aksine ben yalnızlığı değil, insanlarla kaynaşmayı seviyorum. Baktığımızda arkadaşlar yazarlığa neden son verdiniz? Sorusunu soruyorum. Parçanın geneli bana bu sorumun cevabını veriyor. O yüzden cevap Bursa. Arkadaşlar parçada anlam çok geniş kapsamlıdır. Size de detaylı detaylı bölüm bölüm anlatıyoruz. Bu ikinci bölüm videomuzdu. Üçüncü bölüm videomuzda yarın gelecek. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu tekrar tekrar dinleyin. Ve size verdiğimiz ödevleri Vaktinde yapın. Yapamadığınız soruları bizlere atmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.